Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Nisan yağmurunun faydalarından bahsedeceğiz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Faydalı bir video olması temennisiyle. Baharın habercisi Nisan yağmuru, adeta şifa kaynağı. Saçın ve cildin bir numaralı dostu, Nisan yağmurunun faydaları. Şifa ve bereket kaynağı olarak bilinen Nisan yağmuru, baharın habercisi. Uzmanlar, Nisan ayında yağan yağmurların, vücuda zindelik ve enerji kazandıran, kullanılabilir demir maddesi içerdiğini söylüyor. Bahar yağmurlarından faydalanmak isteyenler, Nisan yağmurunun toplanma tarihlerini kaçırmaması gerekiyor, çünkü ayın belli dilimlerinde yağıyor. Peki, Nisan yağmuru ne zaman toplanır, faydaları nelerdir? Selçuklulara başkentlik yaptığı dönemde, Konya'da Nisan yağmurları kaplarda toplanıp hastalara şifa olarak dağıtılırdı. Şifa ve bereket olduğuna inanılan Nisan yağmurları, faydaları saymakla bitmiyor. Konya Mevlana Müzesi'nde bulunan, Nisan tası, nadide eserler arasında sergileniyor. Gümüş, bronz ve bakır karışımından yapılmış 43 kilogram ağırlığındaki tasın, 1396 yılında yapıldığı biliniyor. İslam inancına göre şifalı ve mübarek sayılan Nisan yağmurlarının toplandığı işlemeli taslara, Nisan tası denildiği biliniyor. Bu tas, yüzyıllardır Anadolu'da Nisan yağmurları toplama geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir. Nisan yağmuru ne zaman toplanır? Nisan yağmuru, Rumi takvime göre Nisan ayında yağan yağmurlara verilen isimdir. Şifa ve bereket kaynağı Nisan yağmurları, Nisan ortalarından Mayıs ortasına kadar toplanır. Buna göre Nisan yağmuru, 13 Nisan'da başlayıp 12 Mayıs'a kadar devam eder. Nisan ayı halk arasında, yağmur ayı veya yağar ay olarak nitelendirilir. Açık bir balkon ya da terasa koyacağınız temiz kap ve kovalarla, daha sonra kullanmak üzere Nisan yağmuru toplayabilirsiniz. Nisan yağmuru faydaları. Nisan yağmurlarıyla, kış boyunca en alt seviyeye inen vücudun demir miktarı, en doğal yoldan geri kazanılabilir. Havanın içerisinde bulunan başta kükürt ve karbon olmak üzere pek çok zararlı maddeyi arındırır. Saç bakımında kullanılarak daha parlak, daha canlı ve daha sağlam saçlara kavuşmanızı sağlar. Nisan yağmurları bitkilerin kök gelişiminde oldukça faydalıdır. Nisan yağmuru saç uzatır mı? Nisan yağmuru toplama geleneği, Anadolu'da yüzyıllardır devam ederken, Nisan yağmuru saç uzatır mı? Sorusu gündem geldi. İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle saç ve saç derisine faydalı olan Nisan yağmuru, saçları yumuşatır, canlı ve parlak bir görünüm verir. Saçları besleyerek, hızlı uzamasına da olanak sağlar. Ağır kimyasal ve klor içermemesi nedeniyle saç derisini yatıştırır. Nisan yağmuru cilde faydaları. Nisan yağmuru saça iyi gelmesinin yanında cilde de iyi gelir. Özellikle güneşli havalarda, güneş ışığına maruz kalan cildi yatıştırması için Nisan yağmuru yatıştırıcı tonik etkisi sağlar. Cilt gözeneklerini açarak, nemli ve parlak bir hale gelmesini sağlarken siyah noktaların giderilmesine yardımcı olur. İslam dininde Nisan yağmuru, yağmur aynı zamanda İslam dininde şifalı olarak kabul edilmiştir. Hadis-i şeriflerde adı geçen Nisan yağmurları, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne nail olmuştur. Enes bin Malik radıyallahu anh'a, yağmur şifası hakkında şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile birlikteyken yağmur yağmıştı. Hemen başını açtı ve, yağmur Rabbimin yeni yarattığı ve indirdiği rahmettir, dedi. Yağmur, İslam aleminde rahmet ve bereketi temsil eder. Yağmur suyuna, Fatiha, Ayetül Kürsi, İhlas ve Muavize-teyni 70'er defa okuyup, bu sudan aralıksız 7 sabah içenin hastalığı, ağrısı diner. Nisan yağmuru ile gelen şifa. Nisan yağmuru, Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed tarafından bereket ve ölüm hariç, her derde deva olduğu bildirilmiş ve içerisine okunacak dualar ile beraber, 7 gün aç karnına içilmesi tavsiye edilmiştir. Şifalı ve bereketli Nisan yağmuru suyunun toplanacağı günler, Rumi Nisan ayının 7'sinden sonraki ay sonuna kadardır. Malum, Rumi miladi arası 13 gün fark var. Miladi 14 Nisan, Rumi 1 Nisan'dır. Yani takvimler 20 Nisan'ı gösterirken Nisan yağmuru toplayabiliriz. 13 Mayıs'a kadar bu yağmurlar devam eder. Nisan yağmuru toplandıktan sonra içerisine bazı dua ve sureler okunarak şifa niyetine içilir. Bu şekilde içilmesi, bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye olunmuştur. Nisan yağmuru suyuna 70 defa Fatiha-i Şerife, 70 defa Ayetül Kürsi, 70 İhlas-ı Şerif, 70 Felak, 70 Nas, 70 tesbih duası, 7 sabah abdestli olarak aç karnına içilecek. Az toplayabildiyseniz normal su ile çoğaltabilirsiniz. Bunu içen kişiden Allahü Teala her türlü derdi kaldırır. Ona tüm hastalıklardan ve açlıktan afiyet verir. Nisan yağmurlarının diğer faydaları ise şunlardır. Gözlere şifa verir, ateşi giderir, balgamı keser, göğüs ağrısını giderir. Menfaati sayılamayacak kadar çoktur. Nisan yağmuru hakkında hadis-i şerifler. İslam peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam'dan rivayet olundu ki, Cebrail bana öyle bir ilaç öğretti ki, o ilaç sayesinde insanların, doktorların ilacına hiç ihtiyaç kalmaz. Eshab-ı kiram, o ilaçtan bize de haber ver ya Rasulallah dediler. Peygamber Efendimiz, Nisan yağmurunu toplayınız. Ona 70 Fatiha-i Şerife, 70 defa İhlas-ı Şerif, 70 Felak, 70 defa Nas suresini, 70 defa tesbih duasını okuyunuz. Sonra 7 gün devamlı olarak sabah akşam birer bardak içiniz. Beni Hak Peygamber olarak gönderen Cenabı Hakk'a yemin ederim ki, Cebrail bana dedi ki, bu sudan içen kimsenin cesedinden, damarından, sinirinden, etlerinden o kimseye ağrı, acı veren rahatsızlığını Cenabı Hak giderir, o kimseye sıhhat ve afiyet verir. Yine başka bir hadisi şerifte, beni Hak Peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, çocuğu olmayan bir erkek, bu sudan hanımına içirse, Allahü Teala'nın izniyle hanımı hamile kalır. Hanımını başı ağrıyan bir erkek bu sudan hanımına içirse, bu su ona sıhhat için yeterli olur. İçen kimsenin balgamını keser. Rüzgar ona zarar vermez. Çirkin haller kendisine isabet etmez. Bel ağrısından, karın ağrısından şikayeti kalmaz. Alaca hastalığından korkmaz, göğüs ağrısı çekmez, kalbine gelen vesvese, evham, gönlünden çıkar gider. Kendini çok eğlenmek, haset, kibir, düşmanlık, gıybet ve kovuculuk gibi manevi hastalıklar dahil, dünyada yaşayan her fani, geçici olanlar için Allah'ın izniyle fayda vericidir. Ayrıca, Kur'an-ı Kerim ve ezan okunurken, düşman korkusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken ve zulme uğrayınca yapılan dualar kabul olunur. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.